Tonguç Haber'den hepinize merhaba. Yepyeni bir haftada daha yine beraberiz. Sizler yoğun bir şekilde yazılarınızı hazırlanırken bizler de gündemde neler olmuş ona bir göz atalım. İlk haberimiz LGS ile ilgili. Biliyorsunuz geçen sene yerleştirmede bazı sorunlar yaşanmıştı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı şimdiden tüm hazırlıklarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran adrese dayalı yerleştirmede geçen yıl yaşanan sorunlar bu yıl yaşanmayacak. Mahalle mahalle, cadde cadde planlama yapıldı. Her bölgede Anadolu ve meslek lisesi olacak. Bu yıl hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak dedi. Bizler de LGS ile ilgili bu olumlu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bize mesajlar atıyordunuz. Çok fazla istekte bulunuyordunuz. Hatta anketlere yoğun ilgi gösterdiniz ve istediğiniz oldu. 6. sınıf YouTube kanalı artık açıldı. Abone olmayı sakın unutmayın. Eğitimde dijitalleşme devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde bir ilk gerçekleştirildi ve Türkçe elektronik sınav yapıldı. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Türkçe elektronik sınav. Bu yıl Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve öğrencilerin dil becerilerini ölçmeye yönelik Türkçe elektronik sınav yapıldı. Ankara'da öğrenciler okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 ayrı beceride sınava girdi. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk, 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilerimize yönelik sınavlar yapılacak ve uygulama sonraki senelerde 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek. Ana dil eğitimimizi sürekli güçlendireceğiz dedi. Şimdi bu haberle ilgili 2005 tayfayla bir röportajımız var. Onu izleyelim. Merhaba kaçıncı sınıfsın? 6. sınıf. Sınavlar yazılı mı olsun bilgisayarda mı olsun? Bence bilgisayarda daha iyi olur. Yani çünkü yazılılarda, kağıtlarda bir kopya çekme olan daha yük daha yüksek bence. Bilgisayarda olsa kopya çeken olur, yazılı olsun bence. Bilgisayardan. Bilgisayarda olsun. Yazılı olsun. Normal olduğu gibi devam etsin. Bilgisayarda daha iyi. Bilgisayarda olsun. Yazılı. Yazılı. Trafikte, özellikle okul çıkışlarındaki kalabalıkta, arkadaşlarımızla sohbet ederken araçların çok farkında olmayabiliyoruz. İşte tam da bu sebepten Antalya Muratpaşa Belediyesi yaya geçitlerini 3 boyutlu hale getirmiş. Antalya Muratpaşa Belediyesi 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçti. Düzenlenen yaya geçitleri sayesinde sürücüler önlerinde bir çukur varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Eskiden hiç yavaşlamıyorlardı. Şimdi az önce at arabası bile kaldırıma çıktı. Ee, uzaktan arabalar onu kutu şeklinde gördüğü için tümsek var sanıyor, yavaşlayarak geliyor. Öğrenciler de bu sayede karşıdan karşıya kolaylıkla geçebiliyor yaya geçidini kullanan öğrencilerde uygulamaya destek verdi. Üç boyutlu yaya geçitlerinin önümüzdeki aylarda farklı ilçelerde de uygulanması bekleniyor. Gaziantep'te bir ortaokulda öğrenciler kamera karşısına geçerek İngilizce haber bülteni yapmaya başlamışlar. Kıskanmadım değil açıkçası. Öğrencilerden İngilizce haber bülteni. Gaziantep'te Kıbrıs Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmeni Soner Özyurt'un öncülüğünde başlatılan İngilizce Haber Bülteni projesi sayesinde İngilizce konuşmak için birbirleriyle görüşüyor. Okulda gerçekleştirilen faaliyetlerde haber bülteni, hava durumu ve çeşitli konular hakkında İngilizce sunumlar yapan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları okulun sosyal medya hesabından yayınlıyor. İngilizce dersinin yanı sıra matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler gibi dersleri de oyunlar eşliğinde işleyen Kıbrıs Ortaokulu öğrencileri bu sayede okulu daha fazla sevdiklerini söylüyor. İngilizce haber bülteni sunan arkadaşlarımızı gördük. Tabi İngilizce günümüzde çok fazla önem taşıyor. Bunun için de sorular sormak için İngilizce hocamız Alper Hoca yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? hello everybody this is your english teacher albert i am here i'm really very pleased to be here and i think this is the first time i've ever been to here and i would like to ask you how are you engin so i'm really here because i would like to give some certain information based on how to learn english Hard speak English and something like those. Ama, ama hocam ben aslında biliyorum. Anlıyorum söylediklerinizi ama... Çok net anladığın belli. <laughs> ama ben. hocam konuşmakta zorlanıyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> oh Herkes çok rahatladım gerçekten Let's hocam. Nasıl Keyifler çok iyi hocam. Yani ben de birçok arkadaşımızın yaşadığını yaşıyorum aslında. Aha. Bazı şeyleri anlıyorum. Bazı kelimeleri de biliyorum. Fakat konuşmaya cesaretim yok. Şimdi bak Engin bir şey söyleyeceğim. Ben bu soruyla çok fazla karşılaşıyorum. Ben de çok güzel bir soru değil. Niye? Şimdi ben az önce girdim konuştum seninle. Sen... Kaldım. kal. Konuşmaya çalışacaksın. Yani kendini sıkacaksın, zorlayacaksın. Bu bir gerçek. Belli bir kelime haznen var. Belli bir yapı var. Onu söyleyeyim. Ama gramersiz olur mu? Öyle bir şey olmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Yapacağın şey çok basit. Arkadaşlar bir kere akademik dinlemeler yapacaksınız. Bu çok önemli. Hocam akademik dinleme nasıl yapılır? Kardeşim şimdi alırsın önüne bir tekst. Bunların tekstini aldın. Taktın baba kulaklığı. Aha. Şimdi adam bir yandan konuşurken sen bunu izleyeceksin. Skripti takip etmek diyoruz. Yani senaryoyu takip etmek diyoruz buna. Çok basit bir şey var arkadaşlar. Bak ama konuşamıyorum. Anlamıyorsun kardeşim niye? Şimdi kulağınız sese doyarsa kelime dile düşer. Bu kadar basit. Peki. So. kelimeleri ezberlerken akılda kalıcı olması için ne yapacağız? Şimdi bakın arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Adam alıyor mesela eline sözlük alıyor. Hmm, go neymiş gitmek. Kam neymiş gelmek. Şimdi bak böyle bir şey yok. tek Yani kelime öğrenmek istiyorsanız bir tekst alırsınız. Küçük bir paragraf da olabilir, uzun bir metin de olabilir. Sorun değil. Önce bunu bir gözden geçirirsin. Yani şöyle çok hızlı bir şekilde. O esnada o metnin içerisinde anlamını bilmediğin kelimelerin altını bir çizersin. Sonra sözlükten çıkartırsın. Bir kenara yazarsın. Evet. Ve o yazdığınla birlikte bunun çevrisini yapmaya başlarsın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Çevrisini yapmadığın bir metnin içerisindeki kelimeyi öğrenemezsin. Son bir şey ekleyeceğim bununla ilgili. Bakın arkadaşlar hızlı beyin diye bir şey var. Bir kelimeyi bir kere gören ve bir kere de alan beyne hızlı beyin diyorlar. Evet. Eğer siz bir kelimeyi 7 kere de görüp algılıyorsanız ve öğreniyorsanız buna normal beyin diyorlar. Hocam ben biraz geri zekalıyım. Bu 14'e çıkıyor arkadaşlar. Ben hocam. Bakın Estağfurullah. Fakat şöyle bir şey var. Arkadaşlar 7 tane kelimeyi 7 farklı tekste görmeniz lazım. Yani kelimeyi 7 kere görmek değil. Bu çok önemli. Anladım hocam. Bununla ilgili ancak bunu şöyle yani bunu söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür <laughs> ederim hocam verdiğiniz Canetsin. bilgiler için. Ee, hocamızı konuk ettik. Çok da güzel bir sohbet oldu açıkçası. Başka I program... have completed my last over here. <gülüyor> Başka <gülüyor> programlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar ederim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Haber tüm devam ediyor. <laughs> Türkçeyi gerçekten iyi konuşabiliyor muyuz? Mesela ben çok takıntılıyım. Herkes değil, herkes. Haşofman değil, eşofman. Labo değil, lavabo. Neyse tamam hava atmayalım. Hepimiz bazen Türkçeyi hatalı konuşabiliyoruz ya da hatalı yazabiliyoruz. İşte tam da bu sebepten İzmir'de liseli öğrenciler elektronik yazım kılavuzu tasarlamışlar. İzleyelim. Elektronik yazım kılavuzu. İzmir Büyükçiğli Anadolu Sesi 11. sınıf öğrencileri dijital ortamda sözcüklerin doğru yazımını gösteren elektronik yazım kılavuzu tasarladı. Tüm cihazlarda kullanılabilen interaktif uygulama, öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı dersindeki başarısını %40'tan %70'lere kadar çıkardı. 6. sınıftan 12. sınıf seviyesine kadar kullanılabilen uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde Ege Bölge Ödülü'ne layık görüldü. Bu hafta yanımda severek takip ettiğiniz oyuncu arkadaşımız Berat Efe Parlar var. Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl da. gidiyor oyunculuk? Yeni projeler var mı? Biraz bahseder misin? Yeni projelerimiz tabii ki de var. Oyunculuk da harika gidiyor. Eee yaza doğru iki tane sinema filmi çekeceğiz. Ee, onun dışında bir de dizi projemiz var. Bir de güldüğü güldüğü şovun best of oyunlarını oynuyoruz. Ee, yakında belki ona da başlayabiliriz. Orası Başlayabilir pek diyorsun. Evet. Peki 9. sınıfsın şu anda. Evet. Dokuz. Zor geliyor mu ya da en çok hangi derste zorlanıyorsun mesela? Ben en çok kimya dersinde zorlanıyorum. Dokuzuncu sınıf hani bana biraz tabii ki de zor geldi. Hem yeni arkadaşlar, <laughs> yeni bir ortam, yeni bir ortam. Onun dışında bir de ben tiyatro bölümüyle başladım. Sonra bölüm değiştirdim. Sinema televizyona geçtim. O yüzden öğretmenlerim değişti, yine arkadaşlarım değişti. Biraz birkaç bir şey oldu böyle. Yeni Peki... bir alışma süreci. Ondan sonra atlattım. Peki ileride oyuncu olmak isteyen, bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımıza bir önerim var mı? Okullarda tiyatro bölümleri oluyor genelde, oralara katılabilirler. Onun dışında her yerde e, oyunculuk kursları var, oralara da gidebilirler. YouTube'u da çok seviyor arkadaşlar. Geçen hafta Gülseye de sormuştuk. Senin youtuber olmak isteyen arkadaşlara tavsiyelerin var mı? İlk olarak her zaman hani sevgi, saygı, samimiyet, cana yakınlık. E, ondan sonra İçerik ve ekipmanlar, bu arada içerik çok önemli. Genelde hani komik içerikler yapıyoruz ki biz daha çok izlenilebilmek için. Ee, onun dışında da sevgi. Hani her şeyden önemlisi sevgi. Çünkü bir iş sevmeden yapınca olmuyor. Olmuyor. YouTube'da da aynı şekilde diyorsun. Evet. O zaman geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz Berat. Başka zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Tonguç Haber tüm hızıyla devam ediyor. Önceki bültenlerimizde öğretmenlerin öğrencileriyle yaptığı çok güzel projelerden bahsetmiştik. Yine onlardan bir tanesi. Ordu'ya gidiyoruz. Orada da öğrenci arkadaşlarımız öğretmenlerinin de desteğiyle yeşil perde önünde çektikleri görüntüleri derse aktarıyorlar. Çok da keyifli oluyor. Yeşil perdede ders. Ordu'nun Çaka Çaytepe Ortaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler tarafından hayata geçirilen proje sayesinde öğrenciler yeşil perde teknolojisiyle ders işliyor. Hem eğleniyorum hem de öğreniyorum. Daha güzel İngilizce konuşabiliyoruz. Bu proje çok güzel bir proje. Hayallerimizi gerçekleştiriyor. Merak ettiğimiz yerleri anında e, gerçekleştirebiliyoruz. E, bizi mutlu ediyor bu proje. Ben... Dersleri öğrenmemize yardımcı oluyor. Daha böyle eğlenerek falan öğreniyoruz. Çekilen görüntüleri montajla dijital ortama aktaran okul müdürü Kenan Sayılır, öğrencilerin bu sayede dersleri öğrenirken utangaçlıklarını aşmalarına da oldukça yardımcı olduğunu söyledi. Yeşil perde önünde derse katılım sağlayan öğrenciler de Uygulamadan oldukça memnun. Şimdi sizi Adıyaman'ın en tatlı ve en çalışkan iki öğrencisiyle tanıştırıyorum. Gofret ve Mia. Bu kediler derse giriyor. Adıyaman'da sokakta yavruyken bulunan kedilerin bakımını 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri üstlendi. Memur odasında kendilerine yer yapılan ve tüm ihtiyaçları giderilen kedilere öğrenciler tarafından Gofret ve Mia ismi takıldı. İlk başta... Öncelikle okula bir proje başlattı. Bütün sınıflarda bir adet hayvan bulmaktı. Biz de kedi düşündük. Sokakta baktığımız bir kedi vardı. Buraya getirdiğimizde daha 3 haftalıktı. Ona memurumuzun odasına bakmaya başladık. Ders esnasında sıraya çıkan, oyun oynayan, sınıflarda dolaşan iki sevimli kedi hafta sonları ise öğrenciler tarafından eve götürülüyor. Biz de Gofret ve Mia'ya eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Bu arada hayvan besliyor musunuz ya da en sevdiğiniz hayvan hangisi? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bir Tonguç haberin daha sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.